Aydın'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi zereler Taş'ın yurttaki asansörde ölümü, asansörlerin denetimiyle ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan denetimle asansör kazası ihtimali ortadan kalkar. Aslında yönetmenlik ve standartlara uygun bir asansörün düşmesi imkansızdır. Uzmanlar böyle diyor ama Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzel Hisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör aşağı kaymaya başlayınca panikle dışarı çıkmaya çalışan Adnan Benderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirdi. 25 Ekim'de yaşanan bu olay asansörlerle ilgili birçok soruyu da gündeme taşıdı. Kontrollerin düzgün bir şekilde yapıldığının da emin olamıyoruz maalesef. Şimdi yaşadığımız kazadaki asansör mavi etiketli fakat asansör aşırı yükte durması gerekirken, uyarı vermesi gerekirken ve hareket etmemesi gerekirken bir düşüş yaşandı ve bir elim bir kaza meydana geldi. Asansörlerin denetlenmesi ve üzerindeki etiketler çok önemli. Yeşil ve hafif kusurlu olduğunu gösteren mavi etiket asansörün kullanılabileceğini gösteriyor. Ancak sarı ve kırmızı etiket varsa asansör kesinlikle kullanılmamalı. Kırmızı etiketli bir asansörde 60 gün içerisinde bu sorunların giderilmesi gerekiyor der yönetmelik. Sarı da 120 gün. Arasındaki fark aslında bu. Ama her ikisi de kullanılmaması gereklidir. E tabi vatandaşları bu anlamda bir sorumluluğu var. Gördükleri zaman bu etiketleri bu asansörleri kesinlikle kullanmamaları gerekiyor. İstanbul'da da önceki yıllarda ölümlü asansör kazaları meydana gelmişti. Uzmanlar birçok başlıkta sorunların devam ettiği görüşünde. Düşündürücü bir e, tabloyla karşı karşıyayız. E, çoğu asansörümüz İstanbul'da denetlenmemiş durumda. Asansör fren sistemi olmayan asansörlerimiz var. Kuyuda tampon olmayan asansörlerimiz var. İç kapı olmayan asansörlerimiz var. Denetimler bir yana, denetim yapan firmaların da mercek altına alınması isteniyor. Özellikle teknik ekibin bu konudaki bilgi ve tecrübesi hayatı önem taşıyor.